karşılığı Fevkalade Sohbetler'e hoş geldiniz. Evet, küçük olarak ne yapacağımızı gösterdiğim gibi Fevkalade Sohbetler'de bugün Lavi Tekniği'ye devam ediyoruz. Geçen Lavi yayınında biraz açıkçası üzüldüydüm. Niye üzüldüydüm biliyor musunuz? Çünkü ses yayında çok problemliydi. Bazı konular sıkıntılıydı. Ve o gün size taş çizim mürekkebini, yani bu güzel şahane şeyi anlatmadıydım. O yüzden bugün bir Lavi yayını daha yapıyoruz. Bu arada bu artık böyle değiştirebiliyorum. Çok şahane değil mi? Fevkalade değil mi? Evet. Tabii de mikrofonu indirirsem gayet iyi olacağım. Heyecanlıyım bugün. Açılışı biraz hatalı yaptık. Loni teşekkür ederim herkesten ve hatta benden bile önceki mesajın için. Teşekkürler Tuna, hoş geldin. Evet, her zaman olduğu gibi Fevkalade Sohbetler'de bir aradayız. Sizlerle birlikteyiz. Asıl adresimiz YouTube ama bu yayını Periscope'da, Facebook'ta, Twitter'da, YouTube'da aynı zamanda yapıyoruz. Fevkalade Sohbetler'e sponsor olmak için Patreon tam şurada yukarıda .com adresinden adına kalem, fırça, mikrofon ve kamera seçeneği dediğim seçeneklerden biriyle destek olabilirsiniz. Tabii Patreon demiştim ya, bu yayının sponsorları var ve benim Patreon sponsorlarına verdiğim sözlerden biri bu kişileri duyurmak. O yüzden bir 28 saniye rica ediyorum ve Patreon nedir? Bir hep birlikte bakalım. Evet, Patreon sponsorlarımız Sezin Ergin'e, Sevinç Deryan, Deniz Sivrikaya, Gözde Yerer Mirza, Nilüfer Adam, Hülya Düzenli, Mercan Demirbağ, Ayşe Arıdır, Akın Taşkın Barış, Tamer Poyraz Demirel ve Muzaffer Adam'a çok teşekkürler. Bu listede hanımların önce gelmesi rastlantısal değil. İstanbul Sözleşmesi yaşatır, bilgilerinin bilgilendirin. Bu arada hanımlar demişken bugün Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonu olan takımımızı kutluyorum. Takım üyeleri Duygu Doğan, Azra Akın, Akıncı, Peri Peker, Nil Karabina ve Eda Asar'ı tebrik ediyorum. Bazı cenahlar bu güzel hanımları tebrik etmemiş olabilir ama ben ediyorum çünkü en fevkalade sohbetin işinde, peşindeyiz. Şimdi bugün ne yapacağımıza geliyoruz. Der zaman gibi bir çizgiyle yürüyüşe çıktık. Bugünkü yayınımızda kullanacağım bir referans fotoğrafı var. Bu bir National Geographic referansı. O yüzden fotoğrafçının adını belirtmek istiyorum. Paula Nelson edindiğim bilgiye göre ve 2012 National Geographic fotoğraf yarışmasının da çekilmiş ve kazananlardan biri olan bir yarışma fotoğrafı. Dolayısıyla bugün resmimizi yaparken bu görseli referans kullanacağız ama referans kullanıyoruz. Sadece oradan çizmiyoruz. Başka ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Size bugünkü malzemeleri göstereceğim. Böyle Çin mürekkeplerimiz var. Bu arada tabii ki teşekkür ediyorum. Merhaba Aykut. Merhaba Lara. Merhaba Sibel. Ve merhaba Deren. Bu arada şimdi bir şey aklıma geldi. Ben bu hafta sonu aslında ders yapmayacaktım. Sevgili öğrencilerim beni izliyorlarsa öğretmenler günümü kutlamayı unutan bütün öğrencilerime sitem ediyorum. Bu noktadan sonra çete yazıyor olmanızın da hiçbir anlamı yok. Bunu da belirtmek istiyorum. Şımarıklığımı yaparım her zaman olduğu gibi. Evet, çok konuştum, başlıyoruz. Şimdi bu taş mürekkep. Böyle görmüş olduğunuz gibi bu bayağı bildiğiniz Çin mürekkebi. Ve bu normalde aslında şurada görmüş olduğunuz fırçalarla, ters olmuş, burada görmüş olduğunuz uzun fırçalarla kullanılıyor ve kaligrafi işlemi için yapılıyor. Bunlar böyle güzel kaligrafi fırçaları var ve bunları böyle tam dik tutuyorsunuz. Yani el şöyle olacak şekilde. Ben bir kaligrafi workshopuna katıldıydım. Yani tam böyle dik oluyor ve buna buradan alıp böyle dik bir şekilde yazıyorsunuz. Aslında desen yapıştaki o kol hareketine çok uygun. Belki Koreliler ondan mı iyi çiziyor? Ama tabii biz bugün bu fırçaları kullanmayacağız. Ben bu fırçaları hiç kullanmadım. Kullanmayı da düşünmüyorum. Bunlar benimle beraber saklılar. Duruyorlar. Kenarda bekliyorlar. Bugün biz mürekkebi kullanacağız. Çünkü bu mürekkep eğlenceli bir malzeme. Ben çok seviyorum ve çok kullandım. O yüzden şimdi bugün buna bakacağız. Aşağıda bir çizim
gerçekleştirdik bir parça. Kameramız yamuk mu duruyor? Bugün kameranın açısıyla bile çok eğleniyorum. Size göre yamuk ama biraz benim çizim açıma göre sonra toparlarız. Burada şöyle bir şey var. Şimdi birinci soru, bir lütfen her zaman olduğu gibi chatten sorularınızı ve görüşlerinizi söylemeyi unutmayalım. Bu resimde tatlı bir alegori var. Yayının sonunda bu alegorinin neyle ilgili olduğunu soracağım ve yayın içerisinde size bu alegoriden küçük küçük tiyolar vereceğim. Bakalım yayının sonunda alegorinin neyle ilgili olduğunu bulabilecek misiniz? Şu anda hemen bulan varsa, izi çünkü kağıdın üzerinde duruyor aslında. Şimdiden söylememelerini rica ediyorum. Birazcık daha bakalım. Şimdi öncelikle bir kompozisyonumuz var. Yani dikey bir referansınız var. Yani bir kez daha gösterelim referansı sonradan gelenler için. Paul Nielsen'ın fotoğrafından ağacı kullanıyoruz ve arkadaki dağ grubunu aldık. Aşağıdaki malzememiz bir parça bu akvarel kalem ve artlan kalemle bir desen çizdik. Bunu yayından önce bu sefer yaptım çünkü bu yaklaşık olarak bir saate yakın sürdü burada azıcık görmüş olduğunuz şey. Yayın sırasında vakit almaması gerekiyordu. Şimdi bir de tabii şöyle bir şey yapalım ve bu mürekkebin etkisini şurada ayrı bir kağıtta göstereyim. Bir kere çok ıslatıyoruz. Çok ıslatıyoruz. Yani ben bu mürekkebi kendim bildim bileli kullanıyorum. Yani 10 yıldan fazla oldu. Şu 10 yıldan fazla oldu. Böyle Çin mahallesinden almıştık galiba Londra'dan. Bakın mürekkebin etkisi bu. Bu da çok sulandırdığımız hali. Dolayısıyla çok keyifli bir malzeme. Ve biz de şimdi bunu sanki böyle çinimrek sulu boya yapar gibi kullanacağız. Alttaki malzeme de akvarel malzeme de sulandırılabilir bir malzeme olduğu için tatlı bir karışım yapacak. Tekrar söylüyorum, bu resimde bir alegori var. Bu alegoriyi yakalayan dostlara yayından sonra bir sürprizim olacak. Onu da ayrıca belirtmek istiyorum. İki kişiye. Hadi onu da söyleyeyim. Ama alegoriyi yakalamanız lazım. Bir alegoriniz var. Nasılsınız? Keyfiniz yerinizde mi? Umarım her şey yolundadır. Aman sağlığınıza dikkat dostlar. Lütfen maske takın. Ben artık herkes için çok endişelenir hale geldim. Özellikle İstanbul'daki herkese selamlarımı iletiyorum. Ne olur o şehirde kendinize dikkat edin, maskelerinizi takın, çıkmayın, gitmeyin bir işe. Bunları çok endişe ediyorum sizler için. Sizleri çok seviyorum. Tabii benim tuzum kuru, ben geldim buraya kurtardım kendimi demeyin ne olur. Bir grup plansız adam yüzünden bütün ülke çekiyoruz şu anda. Ama yorumlara bir şey yazıp kendinizi yakmayın. Bakın görmüş olduğunuz gibi, şimdi biraz tekrar malzemeye geri dönelim. Çok iyi bir fon aracı. Ben aslında bunu normalde kendim yapıp yani üzerine sulu boyayla müdahale de ediyorum. Ama bugün yapmayacağım. Bunu bugün siyah beyazla bırakacağım. Çünkü yayını lavi tekniği dedik. Ama renklendirdiğim halini bir Instagram'a Reels videosunu atarım. Ve bakarsınız oradan. Yani Çin, ya da yayının sonunda bir parçasına belki yaparız. Konuşuruz resmin gidişatına göre. Onun için de bir oynama yaparız. Hani lavi videosu çekeceğiz dedik ama malzemeyi de tanıttığımız için hani belki bir parça böyle bir yere kontrast bir ton renk bir şey yapıp ekleyebiliriz. Şimdi burada yaptığım şey bir tür ton skalası şeklinde alanı ve mekanı dağıtmak. 200-250 gramlık bir Canson sulu boya kağıdı kullanıyorum. Göstereyim hangi malzemeyi kullandığımı. Malzeme bu. Pardon, 35'e 50'ymiş kullandığım şey. 200 gram, 120 şeyde görmüş olduğunuz bir watercolor kağıdımız var.
malzeme olarak yani kağıdımız bu ve 35'e 50 yani aslında büyük bir resim yapıyorum. Büyük bir resim yapmamın sebebi bu dağılmayı görmenizi istiyor olmam. Yani ne kadar boya dağılıyor, ne kadar etki yaratıyor görün. Bu arada bu Windsor fırça için söyleyebileceğim tek şey şahane oldu. Geçen malzeme testinde de kullandıydı, yeni geldiydi. Cotton çok başarılı. Hiç diğerlerine benzemiyor. Yumuşacık, hafif, kaygan. Çok çok iyi. 111. Bu 111 galiba sentetik samur karışımı olan olması lazım. Doğru bilmiyorsam. Doğru biliyorsam, bilmiyorsam. Doğru bilmiyorsam ne işim var burada? Böyle bir yorum gelmiş. Yoruma bir bakalım izninizle. İyi akşamlar Mercan Hoca. Merhaba. Mercan Hoca'nın geçen yayın sırasında doğum günüydü. O yayında kutlamıştım ama izleyemediği için duymadı. Şimdiden tekrar Mercan Hoca'nın da doğum gününü kutluyorum. Fly me to the moon. Evet. Bu Instagram Reels konusunda ne düşünüyorsunuz? İlginç tepkiler geliyor. Ben de denemeye başladım. Ben ama bu Reels'ın olayını kapamadım gibi geliyor. Yani ben iki tane... Üç tane Reels videosu yükledim. Hiç güzel bir etki olmadı. Hiç geri dönüş olmadı. Beceremedi hocanız bu işi. Discord'u da beceremediydim zaten. Anlık tüketimler beni diye o kadarlık yapabilirim. Evet. Resmimizde bir alegori var. Bir popüler kültür referansı. Bakalım o popüler kültür referansını yakalayabilecek misiniz? Aslında daha yeteri kadar onunla ilgili detay da yok. Ekleyeceğiz. Kompozisyonun ilk başlangıçtaki hali bir referans oluşturuyordu. Burada seçilen hani arkadaki manzara hariç rica ederim Mertcan Hoca ne demek sevgiler gönül atölyede öğrencilerle beraber kutlayıp pastanı yemek istiyor. Gerçekler online'da canlı yayında söz şeklinde. Merhaba Hülya Hoca. Evet ne diyordum? Manzara hariç yani ağaç, üç figür ve taş meselesi resmimizdeki alegori ile ilgili. Resmimizin konusu bir gönderme. Benim ağaç sevgim ve aşkım dışında. Belki de bunu anlayabilmek için resmin adına bakmak gerekiyor olacak. Daha adına da karar vermedim. Veya bir ad koymak gerekiyor olacak. Tabii malzemeyi göstermiyorsam mutlaka bir renk göndermesi de yaparım. Ona da ayrıca bakarız. Buradaki figürler Türk mezar taşları da bulduğum Uygur kökenli figürler. Öykü demiş ki Cotton'un 111 serisi kalın sentetik kıllar ve ince sentetik kılların karışımıyla üretiliyormuş. Şimdi baktığım üzere güzel, şahane. Ama fırça kalınlığın ikisi de sentetik, öyle mi? Şey değil. Bir serisi daha var. Bir sentetikle susamonunu karıştırdıkları. O hangi numara acaba? Instagram lütfen WhatsApp hikayeleriyle aynı şey, aynı hissettiriyor. Facebook'u satın almadığı firmaların özelliklerini çalma durumu yakında WhatsApp. Evet. Hane halkının bir başka üyesi daha YouTube açmış diye anlıyorum. Kendisine başarılar. Evet teşekkürler. Eşim Sıla Güven YouTube kanalı açtı. Sıla'nın YouTube kanalı daha çok bir arşiv niteliğinde çalışacak. Ama ben de kanalın hakkında bölümüne bağlantı olarak Sıla'yı ekledim. Gözüküyor olması lazım. Bu arada şuradaki dağılım taşın etkisiyle oldu. Bakın bir topak vardı. Onu dağıttık ve boya donuyla beraber dağıldı. Evet Sıla'nın da bir YouTube kanalı var. Sıla Güven. Tabii Sıla Güven adında çok fazla YouTube kanalı var. Kızıl saçlı güzel ressam hanıma bakıyoruz. Tanımayanlar sohbet sekmesinde onunla yaptığım röportajı bulabiliyoruz. Teşekkür ederim Tuna. Söyleyecektim, iyi oldu hatırlattın. Ve onun da kanalına abone olursanız çok sevinirim. Şöyle hatta şimdi ekran görüntüsü gösteremeyeceğim. Yayının bağlantısını şey yapılacak. Hakkında sekmesinde var. Dur ya yayındaki dengemi fırça tıkandı.
Kendinize çok dikkat edin köftorlar. Evet, ne diyorduk? Resimde bir tatlı alegorimiz var. Figürlerin ama uygarlığı ile alakalı değil. Aslında geçen eski yayınında Türk mezar taşlarından yola çıkarak defterleri gösterdiğim yayında etkilendiğimi söylemiştim. Bu yayında da ondan bir parça serpmek geldi içimden. Yalnız o taşlara bakarken İslam yerine Uygur kökenlilere denk geldim ve onları kullanmaya karar verdim. Dolayısıyla bu figürler onları simgeliyor. Yani oradan çok da büyük bir stilizasyon yok. Neredeyse birebir gibi aldım. Belki tonunda ve dokusunda bir stilizasyon olacak. Öykü diyor ki Reels yerine TikTok kullanmanızı öneririm. Burada TikTok deyince çok tatsız bir fikir canlanırsın kafasında ama uygulamanın algoritması çok iyi. Okey. Bu sebeple çok uzun bir süre sonra tam olarak hedef kitlenizinize ulaşıyorsunuz. Çok uzun olmayan bir süre sonra. Gerçekten bir çizim kitlesine ve sanat kitlesine TikTok'tan ulaşabileceğimi düşünüyor musunuz? Ben TikTok'u ilk çıktığında gördüm ve hesabı açtım. Dedim ki bu olay yeni geliyor. Bununla var olmalı. Sonra yüklenen içerikleri görünce dedim ki ben buradan bir çizer ekibine ulaşabilmem hiç mümkün değil. Bu mecra bana uygun değil diyerek vazgeçtim açıkçası TikTok'tan. Gerçi bu bütün mecralarda olmaya çalışmak da bir sıkıntı. Bir yerde durup seçmek gerekiyor. Yani şeyi söyleyeyim. Ben Instagram kullanan biri değilimdir. Instagram fevkalade sohbetler yüzünden. Bir tane hesabım vardı. Arada fotoğraf yüklüyordum. Instagram fevkalade sohbetler yüzünden var. Twitter'da hastalık gibi kapatmıştım. Gene fevkalade yüzünden açtım. Ona bir girince çıkamıyorum. Ama hani kendim bir sosyal medya mecrası kullanıcısı olarak tercih ettiğim yer Twitter olurdu herhalde. Ki YouTube'u çok seviyorum ama YouTube bir sosyal medya değil tam olarak. YouTube bir arama motoru bir yerde. Facebook'tansa çoktan çıkardım ama iş sebebiyle orada duruyor olmam gerekiyor. Facebook gerçekten çok leş bir yer haline geldi. Bir de Facebook'ta her şeyin ne kadar kasıtlı olarak geç geldiğini belirtmek istiyorum. Facebook asla güvenilir bir mecra değil. Yani bir şey paylaşıyorsun, 3 gün sonra düşüyor. Böyle rezillik mi olur kardeşim? Ne biçim sosyal medya bu yani? Emir diyor ki TikTok'ta büyümek normal platformlara göre daha kolay. TikTok ile YouTube hesabınızı destekleyebilirsiniz. Peki deneyeceğiz. Okey. Öğrencilerim söylemiş dinlemez miyim? Pekala. Bakalım. Bir animated social media patlatalım. Bakın gördüğünüz gibi şimdi fark ne diyeceksiniz? Yani bu arada hani mürekkebe de geri dönelim. Bu mürekkebin her zaman kullandığımız bu arkadaştan ne farkı var? Yani bu mürekkepten ne farkı var? Aslında temel fark şu. Bir onun kadar agresif bir siyah elde etmiyorsun. O iyi. Yani benim gibi açıktan gitmeyi sevenler için. İki, çok daha katmanlı dağıtabilir. Yani mesela bu mürekkebi işte 3 tane, 4 tane, 5 tane su kabı damlatacaksın. İçine mürekkebi böyle ince ince damlatacaksın. Onu karıştıracaksın, süreceksin. Yok, bayağı sulu boya kullanır gibi kullanıyorsun. Bence o kısmı çok eğlenceli. Öykü de diyor ki evet bana da öyle gelmişti. Uygulamayı ilk kullandığında çöp bir içerikle karşılaşıyorsunuz. Ancak özellikle pandemi dönemi itibariyle çok çeşitli kullanıcıyı kendisine çekmeye başladı. Okey. Dikkate alıcıyım gençler. Evet figürlerimizden bahsettik. Yani bu dolayısıyla mürekkep hani gerçekten bayağı böyle sulu boyavari bir etki yapmak için son derece etkili. Bu arada bu yayın 1 saatte bitecek dostlar. Yayın hangi seviyeye gelirse gelsin. Ve devamı veya tekrarı olmayacak. Olmadı böyle ortayı patlatacağız. Zaten algoritmamızda da bir parça ilgili bir algoritma değil, alegorimizle bir parça ilgili merkezde alegoriyi yapıyorum. Bu anlaşılır bir alegori mi onu da bilmiyorum. Sadece ben biliyorum öyle olduğunu şu anda.
hissediliyor mu? Hissedilmeli mi? Onu da bilmiyorum. Yani bu tip bir göndermeyi bir resmimde ilk defa deniyorum açıkçası. Bu yüzden hani doğru mu yapıyorum? Ya da herkes anlayacak mı? Herkes anlamalı mı? Bilmiyorum. Sanat ilgilinin 15-25 arası çok fazla insan uygulamayı kullanan şiddetle tavsiye ederim. Sadece ilk birkaç video dişinize sıkın. Pekala. Ama tabii bu dikey videoyla da sorunum var ya. Yok bakalım. Yani insanlar kameralarını yatay tutmayı akıl edemiyorlar ve kötü şeyler yüklüyorlar Instagram'a diye ya da oraya buraya diye bir DK'in böyle yeni bir mecburiyete dönüşmüş olmasını bir gerileme olarak kabul ediyorum. Yani gerçekten bunu da bu vesileyle de belirtmek istiyorum. İstiyorsanız benden nefret edebilirsiniz. Yani etmeyin ama edebilirsiniz. Yani fotoğraf makinesi kullanır gibi videonun kamerasını kullanmayı ya ben kendi kendimi trolledim. Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı akşam Beylikdüzü'nü çekeyim diye videolar çektim. Böyle yatay tutuyorum. Tıkı tık tıkı tık tıkı tık. Kamerayı kayıtlara bir geri gittim. Dikey formata uygun olduğu için çeviremedim. Yani halbuki hani ben nasıl çekiyorsam öyle kaydediyor olması lazım değil mi? Değil. Hani bu derece bir sınırlama var. Hiç hoşuma gitmedi. Ama bilseydim dikey çekerdim. Bakın ne kadar siyah da çıkabiliyorum bu arada. Köşelerde bir parça çıkmamız lazım gibi hissediyorum. Bu arada bu malzeme glaze yapmak için de çok uygun. Hani sulu boyada nasıl glaze yapılabilir? Böyle yapılabilir. Glaze nedir diye soracaksınız. Glaze bir resim tekniği. Aslında bir tam yani şeydeki çok gastronomide falan da kullanılan bir terim. Bir ışıltılı hale getirme, bir tür tabaka yaratma kökeninden geliyor. Resimde renkleri patlatmak için kullanılan bir şey. Aşağıya olduğu gibi siyah beyaz yapıyorsunuz. Tamamen açık koyunun dağılımına göre. Ve ondan sonra ikinci katman olarak renkleri giriyorsunuz. İncecik sürüyorsunuz ve yukarı doğru çıkıyor. Bu mürekkep o tip bir şey yapmak için çok 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 iyi bir malzeme. Kesinlikle bu açıdan öneriyorum. Yayından önce desenini yaptık bu ağacımızın. Ona bir katman gireceğim için şimdi ıslatırsam iyi olacak. Artline'la da üzerinden geçtim. Bakın her zaman bugün figür dersinde de tekrar ettim. Her zaman forma göre. Teşekkür ederim Yasin Hoca. Çok sağ ol. Hoş geldin. Her zaman forma göre. Evet. Tahmin var mı bu arada alegori ile ilgili? Hocam şuna tatlı bir göndermeniz var diyebiliyor musunuz? Erken mi sordum? Birazcık daha bekleyeyim mi? Yok ya 24 dakika olmuş artık sorabilirim. Çok şeker malzeme. Bu arada bu Türkiye'de satılıyor mu bilmiyorum. Yani orada da bir problem var. Ama pahalı bir şey değil. Yani ben bunu Çin mahallesinden almıştım. Yani Çin mahallesi nasıl bir yer? Eminönü. Yani sirkeci anlatabiliyor muyum? Çin mahallesi öyle bir yer. Bu arada şimdi fark ettim. Arka ışığı yakmamışım. Hem arka ışığı yakalım. Ve bir de bir patron daha hatırlatması yapacağım. 28 saniye rica ediyorum. Thank you.
Evet, tekrar merhaba. Bir parça arkayı aydınlatma ihtiyacı hissettim. Çok karanlık geliyordu. Yani bu küçük introlar bu açıdan iyi oldu. Ne diyordum? Forma göre yapıyorduk. Tekrar söylüyorum. Ağacımızı National Geographic'ten 2012 fotoğraf yarışmasından Paula Newman mıydı kadının ismi? Paula Nelson'dan aldım. Tekrar gösterelim sonradan gelenler için. Yani ağaç ve buradan geliyor. Diğer figürler ve ekler onunla ilgili değil. Bu malzemeyi göstermek için şöyle güzel bir ahşaplı natürmort yapmak istiyordum ama iyi bir böyle dal bulamadım. Hani bakarak yapabileceğimiz. Ezberden de yapmak istemedim açıkçası. İşte o dal yapma fikri zihnimde böyle oturunca böyle çeşitli görseller baktım. Elde ne var? Daha önce ne bulmuşum diye. Bu fotoğrafı Pinterest'te fevkalade referanslar albümünün içerisine pinlemişim. Ya dedim ben bunu yapayım. Biraz da değiştireyim. Hani kompozisyon geliştirmiş, illüstrasyon yapmış olur. Sonuçta illüstrasyon referans kullanır. Animasyon bu tip referansları sever. Biz niye? Yani ben niye yapmayayım ki diye düşünerekten başladım. Ama referansımın ne olduğunu açıklıyorum. Bu arada referans demişken çok efsane bir yeni referans öğrendim. Avatar Legend of Korra ile ilgili. Bu arada wow, ölüme mi gönderme yaptınız? Kurumuş ağaç ve mezar taşları. Bir vanitas resmi olmaya doğru gittiğine şüphe yok ama o referansı tam olarak yapmıyorum. Aslında yapıyorum. Evet, yaptığım şeyin ölümle bir alakası var ama birazcık daha popüler kültür, yani bu kadar felsefik değil. Ama evet, bir ölüm referansı var. Mezar taşları, kurumuş ağaç, siyah beyazlık. Evet, doğru bir böyle bir referans var. Ama bir tık daha popüler. Wingardium Leviosa, yani bir parça daha popüler. Ölüm hayat doğa tem işlemesinden bir şey çıkarmaya çalışırım ama galiba çok ters dedim. Aslında çok doğru bir yoldasın ama bu kadar felsefik yaklaşmıyorum. Yani bugün bir parça daha eğlenceli modumdayım ve daha popüler bir referansım var. Alegori nedir? Hülya Hoca, biliyorsunuz daha önce anlattık alegorinin ne olduğunu. Şimdi bir daha alegori yapalım mı? Alegori ile ilgili notebook'u silmişim. Hülya Hoca beni ters köşeye düşürdü. Desenin içinde miydi? Alegori nedir? Alegori. Bir şöyle yapıyoruz böyle anlarda. Bir cümle aklınıza gelmediğinde oturup uydurmak yerine, çünkü Türk aydını bilgi sahibi değil, bilgi sahibi olmak yerine fikir sahibidir ya, ben öyle değilimdir. Ben hemen bir şey hatırlayamadığımda, bilemediğimde sözlük açarım. Ve sanat sözlüğü Nevat Keser şahane. Evet, alegorik resim bir öykü, bir düşünce ya da kavramın figüratif bir simge halinde betimlendiği resim türü. Alegorik resimde soyut kavramlar kişiselleştirilerek doğada olmayan bir biçimde sunulurlar diye devam ediyor. Ben o kadar bir kişiselleştirme yapmıyorum ama bir yaptığım göndermenin, yani bir tür cover yaptığım için bir karşılığı var. Türkiye'de bu malzemeyi bulduğumu hatırlıyorum. Nerede bulduğumu hatırlamıyorum ama resim malzemesi satan yerlerde ve her yerde yok, onu söyleyeyim. Sen inat edip bunu buluyordun. Nerede bulduğunu ben de hatırlamıyorum ama var. Kaligrafi mürekkebi olarak arayınca benzer ürünler çıkıyor. Doğrudur, çıkar. Zaten bu arada bu bir kaligrafi mürekkebi. Arkadaşlar, yayının başında olmayanlar için tekrar hatırlatıyorum. Bu bir kaligrafi mürekkebi. Özünde kaligrafi mürekkebi zaten. Bu fırçalarla klasik anlamda Japon yazı ve kaligrafi sanatını yapmak için kullanılıyor. Biz bugün o fonksiyonunun dışında kullanıyoruz. Taş mürekkep bizim kullandığımız sulu boya vesaireye doğru gelebilir. Arizona Dreams. Wuhan'daki balık market. Nope. Yarasa vatoz istediğin şey olabilir. İstersen bir baykuş da olabilir. Daha derin, daha derin. Ve çok popüler kültür arkadaşlar, çok popüler bir kültür. Yani bir dönem bu kanal çeşitli karakterlerinin şeyini yapıyordu diyeyim. Belki tabii bir parça
işaret koymalı. Bu mezar taşları meselesi, yani bu mezar taşları meselesi benim çok ilgimi çekiyor. Çünkü Avrupa'ya gittiğinizde bilirsiniz, yani yüzyılların konusu aslında mezar taşı dediğin şey. Biz bir yerde buradan çok uzaklaşmışız. Yani bu heykel ve suret yasağı meselesi çok zarar vermiş bize. Ve bunu anlayamıyor olmak da bir kayıp. Arkada yarasa, bunu okudum pardon, bir fikri, düşünceyi, duyguyu resmi heykel sanatı aracılığıyla görsel olarak betimlemek. Mercan benim için açıkladı, sağ olsun. Kore'ye ilgili önerdiğiniz bilgiyi paylaşacaktınız. Yes. Yes, Kore ile ilgili bilgi şu. Bu arada bilgi geldi. Kore ile ilgili bilgi şu. Prens Wu'nun bir dansı var ya, böyle yapıyor. O Beyoncé'un bir dansında varmış. Girls Got Power adlı şarkı mı ne, öyle bir şey. Ve Prens Wu onu yaptıktan sonra da Kuvira gidip diktatörlüğünü ilan ediyor. Hani öyle bir gönderme var. Benimki de bir parça o. Yok, Yeldeniz değil. Tuna bildi. Deadly Hallows'a gönderme var. Gönderme ölüm yadigarlarına. Açıklayayım. Çünkü hiçbir sürpriz yapmayı hiç beceremiyorum. Erkenden söyledim. Ama resmin nereye doğru gittiğini bilin istedim. Arkadaşlar, kompozisyonda referansı veriyorum. Deadly Hallows'un simgesi, kompozisyonumuzun simgesi, üçgen şeklinde yerleştirdik. Yakından baktığınızda şurada içeride aks çizgilerini görebilirsiniz. Onlar ilerleyen parçalarında eklenecek. Ağaç mümer asa. Üçgeni tepeye doğru gitmek yerine figürleri üçgen olarak yerleştirdim. Aynı zamanda Ron, Harry, Hermione veya Dumbledore, Snape, Voldemort olarak da yorumlayabilirsiniz. Hangisini isterseniz. Veya Three Brothers, Prevails. O yüzden Uygurlar var, eski mezar taşları ve böyle eskimiş figürler. Prevail üç kardeşe de, Brothers'lara da gönderme olabilir. Ve yerlerde de taşlar var çok sayıda. Dairenin yerine, yani taş olan şeyin yerine. Çünkü Harry onu en son bıraktı o kuytu ormanın içerisinde ve nerede olduğunu bilmiyoruz, değil mi? Ve Hermione'de Xenophilus Lovegood arasında geçen konuşmadaki gibi, işte dünyadaki bütün taşları tek tek elime alıp denemem lazım. Ama öyle tatlı bir esprili bir şey yaptım kendimce. Resmin ilerleyen kısmında bu kısmı, bu meseleyi belirginleştirir miyim bilmiyorum. Belirginleştirsem hoş olur mu diye düşünüyorum. Ama böyle Harry Potter temalı falan yaptım demedim. Çünkü Harry Potter hayranlarının Harry Potter'ı alıştıkları şekilde görmek gibi bir hastalıkları var. Bir parça ben dahil. Yani o gözlüklü çocuğu alıştığı Anglo-Saxon haliyle ve Daniel Radcliffe'in neredeyse birebir benzeri olacak şekilde görme hastalığı var. O yüzden yani Harry Potter referans resmi yaptım demek istemiyorum bu resme, ama bir ressam veya herhangi bir çizer okudukları ve sevdikleri ve ilgi alanlarından bağımsız değildir. Ben de çok sıkı bir Potter sever olarak burada kendi içinde yapıyorum. Hani kimse bunu hissetmese bile ben biliyorum ve eğlenceli bir şekilde duruyor. Ve asayı da bir ağaç olarak yapmak hoşuma gitti. Bu kalp bana mı? Beğendiniz mi gönderme yaptığım yeri? Ama ölüm teması kısmı doğru. Çünkü ölüm yadigarlarını yapıyorum. Ama bu kadar, dediğim gibi, bu kadar felsefik değil. Arkadaşlar, bilmeyenler için ben bir nerdüm.
Bu arada yani nerd olma yani ya Emre Kongar'a bu arada çok acil şifalar diliyorum. Yeni bir fotoğrafını gördüm. Star Wars Empire Strikes Back tişörtüyle. Yani nerd olmakta bir problem yok. Ya bu arada nerd demişken bugün bir acı kayıp var. Yıldız Savaşları'nda Darth Vader karakterini oynayan David Bruce hayatını kaybetmiş. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Güç onunla olsun. Yani Allah'tan rahmet diledikten sonra güç onunla olsun demek de bir parça şey oldu ama. Ve ben bunu nerede öğrendim? Twitter'da öğrendim. Kimin tweetiyle öğrendim diye bir soru soruyorum. Bilin bakalım kimin tweetiyle ilkten David Bruce'un öldüğünü gördüm. Gözlerime inanamadım. Bir Türk siyasi figüründen böyle bir şey görmek. Mahsur Yavaş tweet atmış İngilizce olarak, ya da Türkçe olarak. Ölmüş hayranları, sevenleri ve ailesine başsağlığı diliyoruz diye ve güç onunla olsun diye de bitirmiş. Yerlere yattım yani. Mahsur Bey'in kendisi bir Yıldız Savaşları hayranı mı onu bilmiyorum ama sosyal medya ekibinin zekasını ayrı ayrı kutluyorum yani. Sosyal medya yönetmek bir parça bunları işte yapmak aslında. Diyeceksin sen mesaj yayınladın mı? Hayır yayınlamadım. Çünkü Dark Side of the Force has many ways some consider to be unnatural. Hiçbir hayranları konusunda tespit çok doğru. Lanetli çocukta Hermione'yi oynayan oyuncuya çok fazla tepki gösterilmiş senaryo. Evet. Bu arada yani o tepki bayağı ırkçı bir tepki. Yani zenci ve dişlek biri oynadı diye. Halbuki orijinal Harry Potter kitabında Hermione Granger güzel bir kız olarak tasvir edilmiyor ki. Hatta yani ırkı da tasvir edilmiyor ve Rowling aslında onu başından beri bir tür Hint veya Afrikalı melezi olarak tasarlamış vaziyette. Zeki ama çirkin kız olarak. Sadece hatta casting'de de böyle bir talep var ama Emma'yı görüyorlar, nasıl oynadığını görüyorlar ve hani diyor yani, tamam düşündüğünden daha güzel sorun olur mu ama çok iyi oynuyor ne yapayım ki diyor. Çünkü Emma Watson gerçekte bir Hermione Granger biliyorsunuz. Harry Potter'ın kamera arkası görüntülerinde çocukluk yıllarında diğerlerinin repliklerini de onlar yerine söylüyor Harry'ler onun falan. Hani dolayısıyla hani orada yani fazla güzel yazarın niyetlendiğinden daha güzel bir casting yapıldığı için öyle ama orada tabii ırkçılık var onu söyleyelim. Yani lanetli çocukta zenci bir siyahi bir karakter tarafından Hermione Granger'ın canlandırılması meselesi var orada. Bayağı ırkçılık yani. Mesela Korra'nın Avatar Legend of Korra'nın gömülmesi de ırkçılık. Orada kadın düşmanlığı da var. Yani siyahi Hintli tipi güçlü, kaslı, kuvvetli kadın figürüne karşı bir düşmanlık var. Kiyoshi kimseyi rahatsız etmezken Korra rahatsız ediyor. Niye? Şimdi buradaki bütün taşları siyah yapıp bir tanesini beyaz yapmayı düşünüyorum. Belki o taşı da böyle yumurta şeklinde yaparım ve kendi resimlerime gönderme yapmış olurum. Çünkü bir sanat eserinin tadılması ondan keyif almak bilir. Şimdi mesela Mandalorian'ı seyrediyorsunuz diyelim ki bu haftaki bölüm hoşunuza gitmiş olabilir. Ama Mandalorian'ı seyrediyorsanız da Clone Wars'ı Yıldız Savaşları hayranıysanız Clone Wars'ı seyrettiyseniz Ahsoka Tano'nun kim tarafından oynanacağı ve nasıl canlandırılacağı meselesine heyecan duyarsınız. Yani bir şeyler, formlar, biçimler bunlar birbirlerinden bağımsız olarak olmuyor. Evet böyle gördüğünüz gibi pık 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 dağıtacağım. Hatta biraz da böyle aralara formlar yapacağım. Ama ve bunu böyle çok böyle siyah patlar bir şekilde olmamasına özen göstereceğim.
Bu arada şey fikrini nasıl bulduğunuzu merak ediyorum. Yani benim alegorideki asıl kompozisyonla yani strüktürünün kendisine yaptığım gönderme hakkındaki fikriniz nedir? Çünkü aslen ona konsantre olduydum. Forma değil. Konuda çok aşırı karşı seksizm var, ırkçılık, homofobi var, var da var. Yep. Bir de onlara karşı böyle bir savaş da var değil mi? Ama tabii Koran'ın da sorunları var, onu da söyleyelim. Koran'ın sorunları Nickelodeon yani bütçe bulamaması, çok kısa sürmesi yani 10 bölüm Kora için yeterli değil. Hem kameraya bakıp hem bir şey içip hem bu arada bu yani yaptığım küçük gönderme meselesini özellikle konuştum. Çünkü yani illüstrasyon ve animasyona meraklı arkadaşların öğrenmesi gereken temel şey bu. Yani yaptığınız şeylere kendi içinizden, ilgi alanlarınızdan vesaire espriler katıp göndermeler yapacaksınız. Arkadaşlar bunu yapmazsanız olmaz. Yani kendi içinde bir şey yapacaksınız. Ve bağlı kalacaksınız. Yani bu üçgen ve D&D Hallows'u rastlantısal seçmedim tabii ki. Sonuçta piramidal kompozisyon geleneğine karşı bir göndermem var. Ve o piramidin farklı kuralları da bu kağıtta benimle birlikte. Şeyi çok görmek isterdim ama açıkladığım anı. Yani Harry Potter hayranı dostlar var burada biliyorum. Hani ne düşündüğünüz onu çok. Yani bugün mesela oğluma çocuk kitabı okuyorum. Orada şey var. İşte iş makinalarını anlatıyor. Bütün sahnelerde yerde bir köstebek var mesela. Köstebek de iş yapıyor şimdi. İllüstratör onu oraya rastlantısal koymuyor ki. Yani bir yerlerde gizli mesaj olması için illa Illuminati olmasına gerek yok dostlar. Yani zaten sanat dediğiniz, form dediğiniz. Bu arada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Ne kadar çok boyadık, ne kadar harcadık. Bereketinin güzelliğini seveyim. Korona günleri için yaratılmış mübarek. Maaşını dolarla alamayan bizler için bir tane alıyorsun, her şeyi yapıyorsun boyası. Üçgen formların yayınlarda konuşulduğunu atıyorum. Gönderme sistemimize karşı olan ilgimle bile bir işte ben şu an mesela. Thank yani hiç bu tip mesela resimde bunu önemsiyorum yani çünkü hani fotoğraf değil resim olmasının bir sebebi var işte yani bu tip şeyleri hani fotoğrafta çok ekstra kurgulaman uğraşman gereken bir kurguyu resimde sen kendin bir araya getiriyorsun zaten aslında hani işte kolaj yani bir araya oradan buradan şuradan alıp eklemekle ilgili. Yani şimdi ağaç figürümüz sonuçta yani bu ağacı ben çizmedim. Hani bir baksam iyi bir fotoğraf çekmiş olsam benim yaptığım fotoğraf olsa daha iyi olurdu belki ama hani Polo ablamız pardon çekmiş biz de kullandık ve ben de ekliyorum yani. Taşların da nereden geldiği belli. Ve bazen mesela bu tip yani kırda yemekte de Rafael'in eskizlerinden, halı şeylerinden örnekler vardı. Burada pardon az önceki ses için parça şey bugün. Yani sanat tarihi bununla doludur. Aslında bu referansların takibi de resmi eğlenceli kılan şeylerden biri. Yani bir resme ne kadar çok bakıp
buna benzer ne kadar çok şey bulsanız o kadar olur. Bu arada bu siyah mürekkepler öyle bir duruyorlar ki sanki kompozisyonun bir parçası gibi ama değil yani. Burası açık kalacak öyle düşündüm. Ben de oradaki siyahlığa fazla alışmışım. Sevgili dostlar, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, o zil tuşuna basmayı lütfen hatırlayalım. Share tuşuna basalım, paylaşalım da paylaşalım, Twitter'da paylaşalım, Facebook'ta paylaşalım. Patreon.com'a girelim ve destek olalım. Siz olamıyorsanız olabilecek kişilere paslayın lütfen. FK'de sohbetlerin bu yayınlar için size ihtiyacı var. İki yorum gelmiş. Harry Potter film ihtimaline sırf çok bariz bir referans olmadığı için değildir demiş olmamı özellikle de açıklamanızdan sonra çok gıcık. Yok ama onu unutuyorsun verdiğini ama bariz bir referans yapmıyorum diye. Hatta bir ara böyle yani şey bir dakika yukarıda Serap Hanım sormuştu. Ölüme göndermemi yaptınız dediğinde cevap verken böyle bir Wingardium Leviosa dedim tüyo olarak. Yani azıcık kopya verdim. Mercan Hoca, çizgi filmdeki gibi fener yandı diyelim. Boş ver ampulü. Böyle el feneri. Bilum. Cep telefonunun ışığı. Işık. Böyle gadget gibi mum çıktı yandı falan. Ampul miladını doğruladı diye düşünüyorum çünkü. Bugün ölüyorum, ölüyorum bugün şeyin üzerinde. Evet. Güzel resim oldu ama. Ne dersiniz? Ben çok sevdim. Aslında bu resmi burada böyle bırakabileceğimiz gibi bu resmi renklendirmek de muhteşem olabilir ama ben yapmayacağım. Çünkü yani yapmaya niyetliydim ama Serap Hanım'ın ölüm temasını bu vesileyle yakalamış olması çok hoşuma gitti açıkçası. Kurumuş ağaç yani oradan da bir yakala. Ben bu kadar böyle şey düşünmemiştim. Böyle toprak harmonisine veya bir gece harmonisine doğru yürütürüz diye düşünüyordum. Ama bu siyah beyazlılığın da ölümü çağrıştırdığı meselesini ne yani göz ardı etmişim diyeyim. O yüzden orayı şey yapmayalım. Ben size bir başka yayında aşağıya çini mürekkebiyle yapar onun üzerine glaze diye bir yayın yapar onun üzerine sulu boyayla gösterim yaparım arkadaşlar siz hiç dert etmeyin. Umarım keyif almışsınızdır. Denen geçen eskiz yayınından sonra eskiz defteri yayınından sonra çıtayı arşa çıkardığımdan bahsettiydi. Açıkçası azıcık stres oluyordum. Denen ne diyorsun? Hani arşa çıkartmasak bir de yerin yani şeyi seviyeye getirebildik mi mini alegorimizde? Aslında bu resimlerin içerisinde böyle popüler kültürlerden birden fazla kültürler. Hülya Hoca Lavi olarak kalmalı bence renk olmamalı diyor. Doğru. Yani mesela bu mesela işte seri yapalım mı? İşte aslında popüler kültürler yani Harry Potter bir kültür, Yıldız Savaşları bir kültür, Star Trek bir kültür. Yüzüklerin Efendisi bir kültür. Mesela Fevkalade Sohbetlerin referansı Live Long and Prosper. Bu el işaretimiz. Uzay yolu.
Hatta bilmeyenler için bir açıklama daha yapayım. Bu yayınlarda sizi karşılıyorum ya. Merhaba sevgili dünya vatandaşları. Fevkalade sohbetlere hoş geldiniz. Bu merhaba sevgili, yani sevgili dünya vatandaşları meselesi şeyden geliyor. Star Trek Voyager'da episodda yani şeyde monokromatik bölüm. The Bride of Chaotica. The Bride of Chaotica. Kavatika'nın gelini adlı siyah beyaz bölümde işte 5. boyuttan gelen şeyler var. Bu hologramlarla ilgili olan bölümlerden biri. Oradaki robot bir yerde Citizens of Earth surrender surrender diyor. Citizens of Earth ve doktorun işte dünyanın başkanını oynadığı halden böyle aklımda kaldı. İlk yayınlardan itibaren o sevgili dünya vatandaşları oradan uzun yaşayın parlayın da zaten çok klasik bir Star Trek referansı. Hani onu zaten çoktan yakalamışsınızdır diye düşünüyorum. Hatta bu uzun yaşayın ve parlayın referansını kullanmadığımız bir video var. Hangi video? Star Wars videosu. Yıldız Savaşları'nın olduğunda güç sizinle olsun diye bitirdiydim. Tuna onu o zaman yakaladıydı. Arkadaşlar şaka maka Aralık'a giriyoruz. Yani Aralık, Ocak ve 4 Şubat Fevkalade Sohbetler 2 yaşını doldurmak üzere. Çok heyecanlı. İki yaşına gelmeden monetization açar mıyız acaba? Para kazanmayı yani. Böylece süper chat devreye girebilir. Fazla koyu oldu. Ama buraya bir parça girmek gerekiyor. Yani şurada plan kayboldu çünkü ondan hoşnut değilim. Ama çok güzel fırça gençler, ne diyorsunuz? Evet, bir yorum daha geldi. Uzun ve mutlu yaşam. Bu orijinal hallerinden birine referans değil mi? Early'lerden biri. Burada bana da bir referans atıldı şimdi. Hani live long and prosper, uzun yaşayın ve parlayının bir de böyle bir ara kullanımının olduğu bir bölüm var. Evrim, ona mı pas attın? O gün özel bir yayın yap bence veya önceki yayınlardan kolaj bir video olabilir. Aslında eğer yapabilirsem bilgisayarım kaldırırsa önceki yayınlardan kolaj veya canlı yayında size fevkalade rezilliklerimi anlatmak istiyorum. Mesela ilk videolarda olan bazı şeyler var, kayıtlar duruyor. Sonrakilerde pek olmadı da ilklerde var. Mesela böyle o ilk videolarda şey var ya, böyle kayıt tuşuna basıyorum, pata 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 anlatıyorum böyle. Ben böyle anlatıyorum, anlatıyorum. Arkadan çat diye çizgi roman devriliyor. Benim bütün konsantrasyonum dağılıyor. Veya kameranın pili bitiyor. Ben ondan dolayı böyle kilitleniyorum. Böyle bazı komik anlar var. Onları göstermek, onları paylaşmak istiyorum. Aslında o yüzden olabilir. Peace and long time. Evet, değil mi? Böyle bir kullanımı var. Böyle nerd bulunca ayrı sevinilmiş ya. Peki Evrim, bir şey söyleyeceğim. Ben şeyi yakaladım, yani böyle bir kullanım olduğunu yakaladım. Ama hangi bölüm ve neresi olduğunu çıkartamadım. Şimdi onu benim için buraya yazarsan çok mutlu olurum. Kamera arkası değil mi? Bakalım. Neler neler. Daha Kadirhan'a söz verdiğim sanat kitapları videosunu yapamadık ama. Picard'da değil. Enterprise'da veya Discovery'de sanki.
Evet, çok siyah yaptık. Ben de tam hatırlamıyorum ama böyle bir şey var yani. Bunu böyle bir ya da iki bölümde kullandılar. Tamam canım, hatırlamıyorsan üzülme. Gerçi ben bunu yayından sonra bulurum şimdi. Canlı yayının şeyindeyim de biraz. Konsantrasyonunda da bazı şeyler aklıma gelmiyor. Çünkü şöyle bir şey oluyor bu yayınlar sırasında. Daha önce de söylemiştim, hani kesinlikle mazeret değil ama beynim duruyor arkadaşlar. Çünkü işte orada kameraya bak, burada kameraya bak. Bütün her şeyin düzgün çalıştığından emin ol. Bu arada dön, burada resmin doğru gittiğinden, malzemelerin ilerlediğinden devam et. Chat'i takip et. Bunların hepsi çok büyük eğlence. Güzel 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 ama bu arada alttan karamel geçsin, sabote etsin, miyavlasın gibi böyle ara şeyler de var. Kaç yıl oldu hocam yahu? İzleyeni mi? Valla ben gün aşırı Star Trek seyrediyorum, Netflix sağ olsun. O yüzden hani hatta yayından önce Enterprise'ın birinci sezonunda bu Daniels'ın Time Traveler meselesini açıkladığı bölümü izliyordum. Sonra bir baktım. Aa, 9.40 olmuş. Hemen kapadım, geldim yanınıza. Ve yayın bittikten sonra da devam edeceğim büyük ihtimalle kaldığım yerden. Çalışırken Star Trek seyrederim. Yani ya müzik dinlerim ya Star Trek seyrederim çünkü. Bir dönem Harry Potter okurdum çok. Aralarda. Bu aralar eskisi kadar Harry Potter okumuyorum. Bunu itiraf edeyim. Bu figürlere sonra müdahale etmek gerekecek ama ben size söyleyeyim. Yani bir parça daha böyle dokularına bir çalışmak lazım. Böyle artline bir kalemle bir müdahale etmek gerekiyor. Bu arada 57 dakika olmuş. Evet, son mini hey hey ya müdahaleleri de yapıp çıkartabiliriz. Evet. Evet dostlar. Bence malzemenin bütün özelliklerini size göstermek açısından güzel bir yayın oldu. Evet, normalde bu tip kaligrafi fırçalarıyla kaligrafi fırçalarıyla kullanılan Çin tipi Çin'i mürekkebine normal sulu boya tekniğimizde lavi olarak yaptık ve dağıttık. Bu mürekkepten farkı agresif siyahlar yerine çok daha grilerle yavaş yavaş koyutmayı seven ve kağıdın beyazını korumaktan hoşlanan kişiler için gerçekten çok iyi bir malzeme. Size bir sonraki yayında bu resim değil ama bir başka resmi gene böyle aşağıya siyah beyaz olarak çalışıp üzerine rengi yapacağım. Bunu bir iki defa yaptık daha önce ama hiç kurumuş bir kağıt üzerindeki uygulamayı göstermedim. Dolayısıyla çarşamba böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Bu vesileyle de herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Mercan, çok sağ ol. Hata ihtimalini düşürür mü acaba bu mürekkep? Bir parça. Yani o çok siyah olmasından ve fırça böyle çok dolu olduğu için böyle büyük diye böyle bir dağılma yapıyor ya. O açıdan bir düzeltme yapar, onu söyleyeyim. Yani eğer böyle kontrollü yapmak, daha sulu boya ve bari gitmek, işte oradan ilerlemek, toparlamak vesaire istiyorsan bu bir parça daha iyi olabilir. Şimdi dediğim gibi öbüründeki durum şey yok.
öbüründeki soluk olduğu için daha kolay. Tabii açık olduğu için daha kolay desek daha doğru oldu. Hülya Hoca dedi ki Da Vinci su fumatosu gibi oldu. Oo, çok büyük. Çok büyük teşekkür. Büyük büyük lütuf. Teşekkür ederim. Halledebildiysek ne mutlu bana. Zihnimin bir köşesinde vardı. Evet. Fevkalade sohbetlere Patreon'dan sponsor olan Sezin Erkin'i, Deniz Sevinç Dayan, Deniz Sevrika'yı, Gözde Yararımızda, Nilüfer Adam, Hülya Düzenli, Mercan Demirbağ, Ayşe Dur, Akın Taşkın Marviş, Tamer Poyraz, Demirhan ve Muzaffer Adam'a çok teşekkür ederim. Ve Patreon neydi hatırlayalım. Expelliarmus. bugün bir kere daha şampiyon olan Avrupa Ritmik Jimnastik takımımızı kutluyorum. Bu ülkenin yetkilileri hatırlamadılar onları ama bizler hatırlayalım. Çok sağ olsunlar. Yani özellikle belirtmek istiyorum böyle genç, çalışkan, başarılı kadın figürlerinin medyada az yer alıyor olmasından çok rahatsızım. Dolayısıyla ben ekrana getiriyor olmak istedim açıkçası. Çünkü en fevkalade sohbetin peşinde iş yapmak kolay değil. Evet dostlar, çok teşekkür ediyorum. Salı günü sevgili Gözde ile The Duelist filmini konuşacağız. Çok enteresan bir film. The Duelist'te Natürmord'un filmdeki zaman meselesini anlatmak üzere kullanışını ben konuşacağım. Gözde de sinema kısmını konuşacak. 1977 yapımı The Duelist'i Salı günü Instagram'da Yalın Sanat'ın hesabında fevkalade bir yalın sohbet için buluşuyoruz onlarda. Çarşamba günü de burada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir parça bu siyah beyaz glaze meselesini renklendirmek üzerine konuşuruz. Açıkçası böyle büyük bir kağıda resim yapmayı ben de özlemişim. Bir tane daha yapasım var. Bunun biraz ilerlettiğim halinde konuşuyordum. Çok teşekkür ediyorum herkese. Katıldığınız için sağ olun, var olun, şeref verdiniz. Görüşmek üzere. Uzun yaşayın ve parlayın dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum. Maskenizi takın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.